Bunu Twitch'te yayınlarda çok konuştuk. Ama bu Avrupa'da iş bulmakla ilgiliydi. Konuştuğumuz şeyler. Hep böyle Avrupa'da nasıl iş bulunur, işte LinkedIn'den nasıl iş bulunur bilmem ne falan gibi genel geçer şeylerden bahsettim. Ama ben size hiç benim hikayemi anlatmadım yani. Matap bir şey olduğundan değil de nasıl oldu bu işlerde buraya geldik, nereden çıktı bu mevzu onlardan bahsetmedim dostlar. Sosyal yaşam nasıl, genel hatlarıyla burada yaşamak nasıl bir şey, insan evini özlüyor mu özlemiyor mu vesaire. Bunlardan biraz söz etmek istiyorum. 2014 yılının Ağustos ayında Danimarka'ya geldim ama Danimarka'ya gelme kararını bir takım o dönemki evliliğimin içerisinde vermiş olduğumuz bir takım kararlar ve şartlar gereği Danimarka'da iş bulmam gerekiyordu. Yani ben işi ararken Avrupa'dan o sırada mesela Finlandiya'dan bir teklif gelmişti. Ericsson'da bir pentesterlık işi vardı. Kabul edilmedi oraya. Ondan sonra da kaldı o iş. O sırada hani Danimarka fırsatı çıktı ortaya. Dedik ki Danimarka'yı değerlendirelim. Danimarka mevzusu oldu. Biz Danimarka'ya gelmeden evvel ben yani Kopenhag' Haritadaki yerini bile bilmiyordum. O kadar açık söyleyeyim size. Ekşi sözlükteki açıklamalar 3-5 tane de yerde birkaç şey var. Başka hiçbir şey bilmiyorum abi Danimarka ile ilgili. Ulan LinkedIn'den başvuruyorum, başvuruyorum. Hepsi diyorlar ki gel görüşelim, tamam konuşalım, geldiğinde haberleşelim. Oğlum benim gelmeme var. Bir nereden baksanız bir 6-7 ay zaman, Şubat ayında falan başladım ben araştırmalara. Ağustos'ta geleceğim. Oğlum 6-7 ay falan zaman tamam mı? Bu 6-7 ay içerisinde benim iş bulmam lazım. Başka türlü olmayacak çünkü. Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünüyorum böyle Danimarka ile ilgili ne iş yapabilirim falan. Abi her yere başvuruyorum. Her yer bana diyor ki buraya gel burada konuşalım. Babacan oraya gelmek demek 3000 lira, 5000 lira bir uçak bileti demek. Şimdi durduk yere ben oraya nasıl geleyim? Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih imkansız nasıl yapacağım ben bu işi olamaz böyle bir şey nasıl yapacağım nasıl edeceğim ben böyle düşün taşın en sonunda dedim ki ben bu netaştaki falan tanıdığım dostlarım var bir onlara bir kulaklarına çalayım hani belki onların bildiği düşündüğü bir şeyler vardır hani belki bir faydası olur belki bir şeyler çıkar oradan falan diye düşündüm gittim abi konuştum ettim bir iki kişiyle haberleştim. Çok sağ olsun bir tane uluslararası pazarlarda yani uzun marketler yöneticimiz vardı Netaş'ta. Belki denk gelir. Kulaklarını çınlatmış oğlum kendisinin. O biliyor kim olduğunu. Dedim ki abi dedim. Ben dedim karar alındı. Ağustos ayında Danimarka'ya yerleşiyorum. Hatta bütün imzalar atıldığı için, her şey hazır olduğu için ben istifamı da verdim. Hani Ağustos'ta gidiyorum ben diye konuştum. Her şey bitti. Ama bana iş lazım abi dedim. Dur hele bir otur dedi. Hallederiz dedi. 2-3 kişiye telefon açtı abi. Cisco'dan falan tanıdıkları vardı onun Avrupa'da özellikle. İki üç kişiye telefon açtı. Bir tanesiyle iş biraz güzel geçti. Ondan sonra o dedi ki ben bir şeyleri halledeceğim. Alper abi vardı Alper Bey. O dedi ki halledeceğim ben bu işleri bilmem ne falan filan. Bekliyorum. Abi oradan bir görüşme, buradan bilmem ne. Her gün böyle telefon bekle. Her hafta aradılar mı aramadılar mı? Kadını sürekli haraslıyorum böyle gidiyorum. Mesaj atıyorum kadına diyorum ki herhalde olmadı bizim iş. Vazgeçtiyseniz haber verin ben de ona göre başka bir yerlere bakayım falan filan diyorum ama bir sürü yerle konuşuyorum ediyorum bilmem ne yapıyorum. Abi hiçbir yerde hiçbir şey çıkmıyor. Ben de böyle çıldırmış durumdayım. Ulan diyorum ne yapacağım ben? Velhasılı kelam daha İstanbul'daydım. Bir hafta önce bana telefon açtılar. Dediler ki sana böyle 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 bir teklif yapacağız. Böyle 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 bilmem ne dediler. Halledeceğiz bu işi. Oo dedim süper. Şimdi teklif için telefon geldi. İşi buldum. Ben bir rahatladım. Oh dedim. İşi ayarladık dedim. Harika. Oğlum ben geleceğiz dedim. Hazırlanıyoruz bilmem ne. Hala bir kontrat yok. Bekle Allah bekle yok. Bekle Allah bekle yok. Uçağa bindim yok. Geldim geçeceğim eve yerleştirdiler bizi burada. Hala bir kontrat yok. Ben geldim. Birinci gün geçti kontrat yok. İkinci gün geçti kontrat yok. Artık üçüncü gün geçti. Ben mail attım. Kadın da benimle konuşan recruiter işi alan kişi de tatilde tamam mı? Mail attım. Birisi açtı mail'ı. Hani başka birine yönlendirildi mail. Dedim kardeş ben bana kontrat dediniz. Hala kontrat yok. Can biz sana kontratı gönderdik dediler. Nasıl gönderdiniz dedim. Basmaya gönderdik dediler. de bunlar. Dedim vallahi bana gelen giden yok. Nasıl gönderdiniz siz? Benim haberim yok. Ondan sonra şey dediler. Sana kontratı gönderdik. Kontrat şey şeyde e, şu şu mail adresinde abi nereden bulduklarını bilmiyorum 3 sene önce falan kullanmayı bıraktığım eski püskü bir tane mail adresi var oraya göndermişler Allah Allah dedim ya ne oluyoruz yani ne alaka neyse dedim ki o mail adresi yanlış baba siz yanlış yere göndermişsiniz ama ben nasıl rahatlıyorum 15 dakika sonra abi kontratım geldi e-mail'ıma işte böyle bir Starbucks kılıklı bir yer var orada kahve içiyorum tamam mı mail'i bir gördüm arkadaş nasıl rahatladım nasıl rahatladım böyle üstümden bir yük kalktı anlatamam size Neyse, ben şimdi kapının kenarında böyle sokağa kaldırımın üstüne şeyler kuruyorlar burada e, masa sandalye atıyorlar. Orada kahve içiyorum. Abi böyle vakit geçiriyorum Ağustos ayında insanları görmeye, bu ülkedeki insanları tanımaya, işte genel hatlarıyla insanların yapısını falan merak ediyorum. İnsanları izliyorum. Abi her geçen sarışın, mavi gözlü, boy pos yerinde. Hepsinin üstünde ne hikmetse bir siyah bir şey. Mutlaka siyah giyiyorlar. Bütün arabalar siyah ve sürekli bir siyah durumu var. Erkekleri ayrı güzel, kadınları ayrı güzel. Dedim bu ne? Böyle bir dünya yok. Ben nereye geldim? Bir de o zaman ben zayıflamışım abi. 120 kilodan 93 kiloya indim. Öyle geldim Danimarka'ya. Ben kendime hani biraz daha fit olduk, düzgün olduk bilmem ne falan diye bakıyordum. Millet yıkılıyor. Dedim bu nasıl iş ya? Nereye geldik oğlum biz? Bu, bu nasıl bir yer yani? Dedim neyse abi. Şimdi çok enteresan şeyler var. Şimdi ben bankacılıkta alışmışım tamam mı? Mesela kredi kartında bir şey ödüyoruz. Ödediğimiz zaman kredi kartını. Direkt kredi kartı ekstra kullanılabilir limitten düşüyor. Doğru mu arkadaşlar? Direkt düşer değil mi? Burada kredi kartından düşmüyor abi. Hemen düşmüyor yani. Oğlum takip edemiyorum. Gidiyorum bir şey alıyorum, bir şey yapıyorum kredi kartıyla. Paramı takip edeceğim. Ne kadar harcadığımı hesap edeceğim. Ona göre şey yapacağım. Anında düşmüyor. Hay diyorum anasını satayım böyle böyle saçma şey mi olur? Kaç defa eksi bakiyeye düştüm o yüzden. Abi dedim bu iş böyle olmayacak. Burada bir terslik var yani. Bu bu aptalca bir sistem. EFT atacaksınız, birine para göndereceksiniz mesela. Normalde biz attık mı o gün gider. Gitmiyor. Mutlaka her gün gidiyor. Oğlum bu ne dedim bu? Nerede yaşıyor bu insanlar? Böyle en enteresan olaylarla karşılaştım. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Abi bizim eşyalar geldi. Evimize taşındık. Eşyaları kutularla taşıyorlar ya hani kolilerle. Taşıdılar abi. Bitti. Kapının önüne koliler kaldı. Kargo şirketini yani taşımacılık şirketini aradım. Dedim ki kardeş ne zaman alacaksınız bunları? Gelir alırız biz. Dursun onlar öyle dediler. Nasıl ya? Abi bekle Allah bekle bekle Allah bekle. Bunlar kutuları almıyorlar. Bir türlü bizim kutular alınmıyor. Dedim ayda Abi adamlar geldi. Bir hafta sonra aldılar kutuları. Bir hafta biz böyle evin önünden karton mukavalarını arasından giriş çıkış yaptık eve. Enteresan bir durum yani. Adamlardaki rahatlığa bak dedim. Bu nasıl bir dünya ya? Bu, bu nasıl bir olay böyle? Böyle saçma şey mi olur? Yani bu neyin kafası lan? Neyse abi. Onlar aldılar kutuları. Biz de yeni masa alıyorum. Sandalye alıyorum. Bir şeyler alıyorum. Eşya alıyorum. Bunların her birinin kartonları çıkıyor. Ben de girdim abi baktım. insanlar çöpe koyuyorlar. Tamam mı? Karton kutularını. Ulan dedim çöpü niye koyuyorlar? Ben merak ettim. Hani o oralara bir yerlere herhalde çöp varili var bir tane. Onu da oraya koyarız. Abi ben çöp varilinin yanına koyuyorum karton kutu Kutuları. Haftada bir çöpçü geliyor. Benim karton kutuları ayırıyor. Kenara ittiriyor, tekmeliyor sokağa doğru. Ondan sonra alıyor benim çöp bidonunu, boşaltıyor, geri koyuyor, gidiyor. Ulan bu çöpleri buraya atacağım, nereye atacağım? Çöpleri koyuyorum tekrar oraya. Adam yine ittiriyor, kaktırıyor, bilmem ne yapıyor. <laughs> Abi birdir ikidir Allah Allah dedim ben bir şey yanlış yapıyorum herhalde. Sonra gittim belediyenin web sitesine. Danca bilmiyorum. İngilizce yazmıyor. Türkçe hiçbir şey yok. Türkçe bilen kimse yok. Etrafımda hiçbir tanıdığım hiç kimse yok. Danimarkalıya soruyorsun ben bunu nasıl yapacağım? Hiçbir fikri yok. Çünkü hiçbir Danimarkalı bir yabancı olarak ülkesine gelmemiş. Dolayısıyla ülkedeki yabancılara uygulanan kanun kurallarının hiçbirinden haberdar değil. Adam için çöp toplama olayı zaten default'ta var ve hayatının bir parçası. Onun için ekstra bir şey yapmasına gerek yok adamın. Girdim web sitesine bakayım dedim. İngilizceye çevirdim. Google Translate dedim oradan yürüdüm. inceledim baktım. Adamlar şey yapmışlar. Çöpünüzü ayırmanız gerekiyor. Ev için çöpleri diyor. Ayda bir defa gelen kamyonla atmanız lazım. Hadi dedim eyvallah çözdük bu işi. Harika. Ayda bir defa kamyon gelecek. Onlar alacaklar. Abi ben çıkartıyorum çöpü. Nedir abi mobilyanın kartonun içinde ne olur? Kutusunun içinde. Köpük, strafor, naylon torbası, vidaları midaları. Bunların hepsini al at değil mi kardeşim? Kutusuyla beraber. Hepsini birden at. Abi şöyle gerçekleşiyor. Anlatıyorum size olayı. Çöpçü geliyor. iniyor o kamyonetten. Kaldırımın kenarına koyuyorsunuz bu arada o büyük atılacak çöpleri. Koyuyorum oraya. Adam bakıyor kutuyu açıyor içini. Naylonları maylonları bilmem neleri görüyor. Fırlatıyor kenara atıyor. Diğerini açıyor. Çöpü incikliyor herif çöpçü. İşi gücü yok çöp Oğlum onu açıyor bakıyor içinde başka şeyler var deyince atıyor. Onu açıyor bakıyor içinde başka şeyler var atıyor. Hiçbirini almadan bastı gitti herif. Ben arkasından bakıyorum. Allah Allah bir de böyle ben camdayım uzaktan bakıyorum. Alacak mı almayacak mı diye. Gitti lan herif. Bütün çöp kaldı. Ne demek biliyor musunuz? Bir ay daha orada kalması demek. Ulan Türk 2-3 tane adam buldum. Arkadaş buldum. Diyor ki ya verirsin birine 200 kron gelir alırlar. Oğlum verirsin birine kime vereceğim 200 kron? Nereden bulacağım ben bu adamları? Nasıl olacak bu iş diyorum. Bilmiyorum oğlum bulursun işte sor birilerine diyor. Hay dedim anasını avradını ben nereye geldim ya? Diyorum ki bir pizza at, bir yemek sepeti bir şey yiyeyim bari. Açıyorsun abi just eat diye bir şey var yemek sepetinin karşılığı. Bir tek pizzacı. Dedim bu ne lan? Pizzacı ne? Pizzacıların. Hepsi Türk. Hepsinde de dürüm var Allah'tan. Oh dedim en azından bir yeriz. Oğlum biz alışmışız. Pepperoni meperoni istiyoruz. Pepperoni nedir? Dana salamdı da şeydir değil mi? Abi bir yerden dalgını dedi da pepperoni sipariş ettim. Zır iki dakika sonra telefon. Can Bey selamun Danimarka telefonundan Danimarka telefonum aranıyor ve böyle bir ses. Ne oluyor lan dedim. Aleykümselam abi dedim. Kardeş can kardeş sen şimdi peperoni istemişsin 21 numara. E, evet abi. Ona bilgin olsun domuz o ha. Ha yok o zaman abi ben yemiyorum. Ha ben de öyle tahmin ettim de onun için aradım seni kardeş. Ben pis acıyım dedi. Ha dedim eyvallah abi teşekkür ederim ya. <laughs> Sağ ol uyardığın için. Eyvallah can kardeş Görüşürüz dedi kapadı. Öyle uyarıyorlar mesela dalgınlıkla domuzlu bir şey söylerseniz hemen uyarıyorlar seni. Bu arada arkadaşlar ben evi tuttum. Evden 3 aylık kira istediler verdik. Üstüne bir tane şey istediler. Elektrik için peşine istiyorlar. Oğlum fatura dediğin şey aylık ödenir değil mi? Bu ülkede faturalar yıllık ödeniyormuş. Bana bir faturalar geldi. Elektrik faturasını yıllık kesiyor herif yıl başında. Dedim ne yaptın aycı sen? Ölüyorum ben böyle. Kalp krizi geçiriyordum. 5000 kron, 6000 kron diye böyle. Kol gibi faturalar tamam mı? Dedim bu ne Nasıl? Zır cahilim yani. Bilmiyorum. Abi bu ne dedim ya? Ben nasıl ödeyeceğim bunu? En sonunda açtım bir tanesine telefon. Ya kardeş dedim Allah rızası için yok mu dedim sizde maaşlı şekilde şekilde ödemeler bilmem neler falan filan. Aylık maylık yok bu böyle şeyler dedim. Bu nedir ya dedim böyle. Yıllık yıllık. Ayo aylık yapabiliriz tabi Siz haber vermeniz yeterli dedi. Meğer fatura geldiği zaman açıyormuşun telefon. Diyormuşsun ki bunu aylık yap. Böyle çeyreklik çeyrekli çekme veya yıllık yıllık çekme. Bunu aylık yap. Ben aydan aya ödemek istiyorum bunu. Göreyim hesabımı bileyim diye diyor. Peki diyorlar o faturayı iptal ediyorlar. Yeni fatura gönderiyorlar sana. Ne güzel yöntemmiş lan. Bunu da bilmiyordum. Bunu da öğrendim. Ondan sonra oğlum burada TRT vergisi var ya şu sizin küfredip durduğunuz TRT vergisi. Aynısından var TRT'nin karşılığı olan DR diye Danmark Radyo diye bir tane kurum var. TRT Radyo Televizyon'un aynısı Danmark Radyo. Aynı şekilde her ay 200 liramızı çatır çatır gömüyor. İstersen de ödemiyorsun da adam gelip pencereden evin içinde bir internetle çalışan bir şey, te cep telefonu bilmem ne gördüğü anda cezayı yapıştırıyor sana. Her bir evde bir kişinin bu lisansı ödemesi gerekiyor. Bir kişi ödemesi yeterli. Household için yani. Bir ev için bir kişi ödese yeterli. Ama çok abi. Yani bir geldi bana bu böyle. O zamanlarda yıllık yapıyorlar yine. Dedim acilik bu ne ya? Böyle iş mi olur? Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ondan sonra bir tane daha fatura geldi. Bir de böyle el kağıdına print out almışlar. Bir yazı. Oğlum her şey danca. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Evden çalışıyorum. Yalnız başımayım. Sürekli olarak televizyon açık. Evdeki tek gürültü bu. Ve sürekli postaya birileri bir fatura bırakıyor. Sürekli fatura geliyor evde tamam mı? Oğlum ben bunun için mi geldim bu ülkeye? Manyak mıyım ben? Niye böyle bir durumdayım ben? Ben kafayı yedim tamam mı? Böyle bir saçmalık olamaz yani. Nasıl bir bu hem nasıl bir kaos lan bu böyle diyorum. Markete gidiyorum marketteki hiçbir şey anlamıyorum. Eve geliyorum televizyondaki hiçbir şey anlamıyorum. Sürekli önüme bir kağıtlar geliyor ve ödemem isteniyor bir şeyler tamam mı? Ben kafayı yemek üzereyim yani bu, bu, ne yani? Ya yemin ediyorum arada birileri bana orada kaktırsa fatura kesin ödemiştim. Ben sana söyleyeyim ödemişimdir bile haberim yok. Bu arada Kopenhag'da yapılan en büyük pisliklerden bir tanesini anlatıyorum size chat. Burada araba çekme yok. Yanlış yere park ederseniz park görevlisi özel bir şirket geliyor. Size bir tane sarı bir tane ka kağıda printout alıyor. Cezanızı yazıyor 700 lira. Ondan sonra da onu alıyor sileceğinize sıkıştırıyor gidiyor. Eğer ödemezseniz o para katlanıyor 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 evinize fatura bilmem ne. Ondan sonra hiç uğraşmıyorlar direkt maaşınızdan alıyorlar o parayı. Çok ilginç abi olay. Burada yapılan yöntemlerden bir tanesi. Çıktın arabana geldin arabandaki park silibini gördün cezayı yemişsin. Alıyorsun abi öndeki arabanın camına koyuyorsun basıyorsun gidiyorsun. Bekliyorsun ondan sonra. Kontrol edebiliyorsun onu web sitesinden. Ödendi mi ödenmedi mi ödendi mi ödenmedi mi. Danimarkalılar bakmıyor. Şak diyor diyorlar abi. Acayip bir hacking yöntemi. Danimarka'da bunu çok uyguluyorlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube. Abone olun oğlum.